Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Yarın matematik sınavı olan arkadaşlarımız için çok özel bir prova hazırladık Tonguç Evlen Bey'im. Hazır mısın dersimize? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi yarın matematik sınavı var diyelim ve gerçekten de Milli Eğitim Bakanlığı bu sene çok enteresan bir şey yapıyor ve örnek sorular yayınlıyor. Konu soru dağılım tabloları yapıyor ve biz de bunları teker teker inceliyoruz. Neler çıkacak, hangi kazanımlardan sorulacak ve teker teker bakıyoruz ve sana çok güzel örnek sorularla çok benzer bir matematik provası, yazılı provası hazırladık ekstra. Normalde var provamız. Şimdi de yarın matematik sınavında hangi sorular net kesin gelecek, onları beraber bakacağız ve bu soruların üzerinden geçeceğiz ki sen de rahat et, kafan rahat olsun diyoruz. Tabii ki burada çok güzel sorular yaptık senin için ve bunu yaparken de tabii ki yazılı notlarından mutlaka tekrarlarını yap ve tüm dersler soru bankamızdan da mutlaka tekrarlarını yap. Birinci testten 10. teste kadar yapmanı istiyorum matematik kısmında. Yazılı notlarında da Tonguç Evladım Bey'im, fazla uzatmadan derse geçeceğim ama yazı notlarında da burada matematik kısmındaki birinci dönem birinci yazıldan, yani en başından itibaren sayfa 38'den Tonguç Evladım Bey'im sayfa 52'ye kadar tekrar etmiş olmanı istiyorum. Ve hadi bakalım o zaman senle beraber yazı provamız çok kısa süre var ve hep beraber yapalım şunları. Hazırsan süper bir şekilde ilk sorumuza başlayalım. Bu ne sorusu? Bölme sorusu hocam. Harikasın, bölme sorusu. Bölme sorusu olduğunu zaten burada çarpan, bölüm, bölünen ve benzeri burada yazmış bize. Demiş ki yukarıda verilen bölme ve çarpma işlemine göre yuvarlak yerine yazılacak doğal sayı bulunuz demiş. Bir kere şunu biliyoruz. Biz bölme işleminde bunu buna bölüyoruz. Bu çıkıyor ve bu da kalan oluyor. O zaman ben aslında bunu buna bölüp bunu buluyorsam ve kalan sıfırsa bu tam bölünmeydi. Tam bölünmeydi. Demek ki bunu buna bölünce bu çıkıyormuş. O zaman bunu buna bölünce bu da çıkar. O zaman 1376'yı tak diye 32'ye bölüyorum ve yıldızı bulabilirim aslında buradan. Hemen bakıyorum. 32 kaç kere var? 13'ün içinde yok. 137'nin içerisinde 4 kere var. 4 kere 32, 120, 128, 128 çıkardığım zaman 9, 6 ve 3 kere var. 9, 3 kere 32, 96 eder ve 0, 0 tam bölünen. Zaten belli buradan tam bölündü. İşte bu arkadaşımız aslında yıldız arkadaşımızmış. Yıldız arkadaşımızı bulduktan sonra 43'le yuvarlığa çarpmışsın ve 516 çıkmış. O zaman 516'yı da ben tekrar 43'e bölmem gerekiyor. Bir kere 43, hop. 7, 8 kaldı. 86'nın içinde 43, 2 kere var. 86 çıkar. Tam bölünüyor. Ne güzel ayarlamışlar. Dolayısıyla yuvarlak dediğimiz şey 12'dir diyorum. İşte bu kadar keko sorular karşımıza gelecek. Tam bölünme. Bunu buna bölünce bu çıkıyorsa bunu buna bölünce aynı şey çıkar. Sonrasında bu ikisinin çarpımı buysa bunu buna bölüp bunu bulurum diyorum ve hemen yeni sorumuza bakalım. Bir doğal sayının karesi ve kübünü üslü ifade olarak gösterir kazanımına uygun bir soru. Bakalım. Yukarıdaki kutularda yazan sayılardan bir doğal sayının karesi olanlar kırmızı, doğal sayının kübü olanlar mavi renge boyanacaktır. Aldık kırmızı ve mavi rengimizi tak diye. Buna göre boyanmayan kutulardaki doğal sayı bulunuz demiş. Bir kere bu arkadaşımız karesi olanlar kırmızı. O zaman bak hemen şunun kırmızı olduğunu görebiliyorum. Bu kaçın karesi? 2'nin hocam. Harikasın, 2'nin karesi. Bu 3'ün karesi. Bu 4'ün karesi. 5'in karesi var mı? Yok. 6'nın karesi var mı? Evet, 6'nın karesi var. 7'nin karesi var mı? Evet var. 49 bitti bu kadar. Zaten daha fazla yok. Şimdi bunlar kareler. Küplere bakalım. Bu 2'nin kübü. 2'nin kübü. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 8'dir. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8. 3'ün kübüne bakalım. 3'ün kübü de 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Bunu da yuvarlak içinde aldım ama mavi. Ardından 4'ün kübüne bakalım. 4 çarpı 4 çarpı 4 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. Bu yok, kusura bakma. Dolayısıyla daha da fazlası yok zaten. İşte bu kadar. Diyor ki kutulardaki doğal sayıları yazınız demiş. İşaretlenmeyen doğal sayıları yazınız demiş. Yani boyanmayan doğal sayıları yazınız demiş. Hemen yazıyorum. Hemen buradan farklı bir renkte yazıyorum. 6, 12, 20, 32, 45 dediğimiz sayılar diyoruz. İşte bu kadar. Bunlar da aslında boyanmayan sayılardır diyorum ve yeni sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki işlemlerin sonucu bulunuz demiş. İşlemlerin sonucunu bulalım. Hemen parantezli işlemler, dikkat edelim. Parantez önceliklidir. Neydi kuralımız? Üpçtü. Yani ilk başta üslü ifadeler yapılır, sonra parantez, sonra çarp böl, sonra toplama çıkarma. Dolayısıyla ilk başta parantezi yapıyorum burada, toplama ve bölme olduğu için. 30 artı 18 48. 48'i 6'ya böldüğüm zaman cevabımızın 8 olduğunu bulabiliyoruz. İşte bu kadar kek sorularda gelecek karşımıza. Hemen buraya bakalım. Yine parantez yapmam gerekiyor. Parantezin içinde çıkarma değil, üslü ifadeleri yapalım. 5 çarpı 4'ün karesi. 16 hocam. Harikasın. 16 eksi 2 diyorum.
5 çarpı 16 eksi 2 zaten 14'tür. 5 kere 14'te 70 cevabımıza ulaşmış olduk ve hemen yeni sorumuza geçiyoruz. Ali ve Seda'nın şimdiki yaşları toplamı 30'dur demiş. Ali Seda'dan 4 yaş büyüktür demiş. Ali ve Seda'nın şimdiki yaşlarını bulunuz demiş. Hemen yazıyorum. Ali, Seda. Aleykümselam. Dolayısıyla burada demiş ki yaşları toplamı 30. Ali Seda'dan 4 yaş büyük. O zaman Seda bir katsa Ali de bir kat artı 4'tür. Ve bu ikisinin toplamı da 30'muş aslında. O zaman diyorum ki kardeşim çok basit. O zaman 2 kat artı 4 eşittir 30 ise eğer. Hemen 2 katın 26 olduğunu söyleyebilirim. Hemen 2 kat eşittir 26'dır. Çünkü 30, 4 ile neyi toplarsam 30 eder 26. Hemen bir katın da buradan bir katın 26'yı 2'ye bölerek 13 olduğunu söyleyebilirim. Bize ne soruyordu? Ali ve Seda'nın şimdiki yaşları. Ya kardeşim o zaman sen aslında Seda bir kat olduğu için 13'tür. Ali de bir kat artı 4 olduğu için 17'dir. Bu ikisinin yaşları toplamının sağlamasını yapalım. 30 evet doğru. O zaman Ali ve Seda'nın şimdiki yaşları 17 ve 13'tür diyebiliriz. Aşağıdaki tam sayıda kesireli bileşik kesireye dönüştürünüz demiş. Bu da çok basit bir kural. Neydi tam sayıda kesireli bileşik kesireye dönüştürmenin kuralı? Bununla bunu çarpıyorduk sonra yukarıya ekliyorduk değil mi? O zaman 7 kere 3. 21 hocam. Harika. 21 artı 2 23. 23'ü 3'e bölüyoruz. Zaten payda aynen kalıyor. Devam ediyorum. 6 kere 7 42 artı 1. 43 bölü 7 aynen kalıyor. 12 kere 8 96 artı 3. 99 bölü 8 aynen kalıyor. İşte bu kadar basit bir şekilde yaptık. Şimdi buna bakalım. Bileşik kesireleri tam sayılı kesireye dönüştürünüz demiş. Hemen bakalım. 91'i hop 6'ya bölüyorum. 91 kere 6 6 3 31 kaldı. 5 kere 6 30 hop 1 kaldı. Şimdi bu tam kısmıydı. 15 tam. Payda aynen kalıyor. Hiç değişmiyor. Bu da pay kısmı 1. Dolayısıyla cevabımız bu. Aynı şekilde 35'i 4'e bölüyorum. Tak. 35'i 4'e böldüğüm zaman 8 kere 4 32 çıktı. 3 kaldı. 8 tam kısmını yazdım. Payda aynen kalıyor zaten. Bu da pay kısmı oluyor. 8 tam 3 bölü 4 şeklinde yazabiliyorum. Devam ediyorum. Burada 50 bölü 7. 50'yi 7'ye bölüyorum. 7 kere 7 49. Hop 1 kaldı. 7 tam. 7 payda zaten aynen kalıyor. Yukarısına da 1 yazıyoruz. 7 tam 1 bölü 7 şeklinde yazdık ve hemen yeni sorumuz. 13 bölü kare kesirinin pay ve paydasına 7 eklendiğinde elde edilen kesir 60 bölü 54 kesirine denk olmaktadır demiş. Buna göre kare yerine yazılacak doğal sayıyı bulunuz demiş. Çok basit. Biz diyoruz ki 13 artı 7 payına da ekleniyor. Kare artı 7 aslında bunları ikisini de payına paydasına da eklediğim zaman 7 bu 60 bölü 54'müş. 60 bölü 54'ü bir sadeleştirelim bakalım. Çok fazla kafa karıştırıyor. 60 ile 54'ü sadeleştirdiğimiz zaman 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 30 bölü 27 çıkar. Bir kere daha sadeleştirelim. 3 ile mesela sadeleştirelim. 10 bölü 9 çıkar. Evet doğru 10 bölü 9. Ve bu kadar yeter. Şimdi dolayısıyla ne yaptım? Bunları aslında 6 ile sadeleştirdim. 10 bölü 9 çıktı. Buna 10 bölü 9 diyorum. Şimdi diyorum ki ya burası kardeşim 20 çıkar. Burası kare artı 7 çıkar. Eşittir 10 bölü 9'a eşitmiş. Ya bu 10 bölü 9 niye burası 20 değil? Bunu 20 yapabilmek için ne yaparım? 2 ile genişletirim. Tak burası ne olur? 20 bölü 18 eder. Bak bu 20 bu 20. Bu bir şey bu bir şey. Bu 18. Dolayısıyla bunun 18 olması gerekiyor. Kare artı 7 18 ise kare kaçtır? 11 hocam. Harikasın, cevabımızın 11 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Ferit'in 156 TL parası vardır. Ferit parasının 5 bölü 6'sı ile gömlek almıştır demiş. Buna göre gömleğin fiyatı kaç Türk lirasıdır demiş. Şimdi bize bir çokluğun belli bir kadarını soruyor. 5 bölü 6'sı ile gömlek almış. O zaman diyorum ki 156'nın aslında 6'da 5'i nedir diye bize soruyor. Çok basit, 156'yı 6'ya bölersin. Hemen bölelim 2 kere. 12, 3, 6, 6 kere 6, 36, hop 0. Sonrasında bu bulduğun sonucu da 5 ile çarparsın. 6'ya bölüp 5 ile çarpmak. Yani paydasına bölüp payıyla çarpıyorsun. 26 çarpı 5 de 130 TL'ymiş. Demek ki gömleğin fiyatı diyoruz. Yeni sorumuz, bir halı fabrikasına dokunan halının 3 bölü 8'inde veya 8'de 3'ünde sarıyıp 16'da 5'inde yeşilip
Geri kalanın kısmında ise siyah ip kullanılmıştı demiş. Bu alanın dokumasında 150 metre siyah ip kullanıldığına göre demiş. Evet. Tamamında toplam kaç metre ip kullanıldığını bulunuz demiş. Şimdi ben böyle bir soru gördüğüm zaman ilk başta kesirlerin paydalarını eşitlerim ki rahat kafamı şey yapayım, toparlayabileyim. Bunun 2 ile genişletilmesini söylediğim zaman diyorum ki 2 kere 3 6, 2 kere 8 16, 6 bölü 16'sı aslında bunun sarıymış. Tamam. 5 bölü 16'sı aslında bunun yeşilmiş. Süper. Ve geriye kalanı şimdi 16'da 6. 16 dilimli pastanın 6 dilimi. 16 dilimli pastanın 5 dilimi. Toplamda 11 dilim etti. 11 dilim ve geriye kaç dilim kalır? 16 dilimli pastanın 5 bölü 16'sı kalır. Yani 5 dilimi kalır. İşte bu da siyah ip olmak zorunda. Şimdi diyor ki bize bu siyah ip olan kısım 150 metreymiş diyor. O zaman bu da 150 metre çünkü aynı oran. Süper. Ve diyor ki toplam kaç metre kullanılmıştır? Yani bir kere 5 bölü 16'sı hatta ben şöyle bir çizgi bile yapabilirim de neyse ona girmeyeyim şimdi. 5 bölü 16'sı 150 metre ise kendisi kaçtır? O zaman diyorum ki 150'yi 5'e bölüyorum. Çünkü biz aslında küçük parçasını biliyoruz. Büyük hepsine gidiyoruz. Bütüne gitmek istiyoruz. Bütüne gitmek istersek paya böleriz. Payda ile çarparız. 15 bölü 150 bölü 5 30. 30'u 16 ile çarptığım zaman 480 metre çıkıyor bizim kumaşımızın hepsi diyoruz. Burada yaptığım şey şu aslında. Biz ilk başta verilenleri bulduk. Sonra bunun oranını bulduk. Bu hepsi 16 bölü 16 yani pastanın tamamı olmalıydı. Sonra bu 5 bölü 16'dan da yola çıkarak da bunun 150 olduğunu bilerek tamamına gittik diyoruz. Bir ildeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için 378 okulun her biri aşağıdaki gibi 180 adet Türk bayrağı yaptırmıştır. Maşallah. Bu ilde toplam kaç adet Türk bayrağı yapılmıştır? Bir kere buradaki sayılar birazcık büyük. Mesela şöyle düşünelim. 23 Nisan kutlamaları için mesela 3 tane okul olsun. 3 tane okulun her biri 2 adet bayrak üretsin. Kaç tane bayrak üretilir lazım benim? 6 hocam. Harika, 6 nasıl buldun hemen? 3 ile 2'yi çarptım. Harika, 3 ile 2'yi çarptın. Çünkü 3 tane okul var. Her birisi 2 adet. 3 kere 2 6. Aynı şeyi yapıyorsun. Bunlar yok bizim sorumuzda. Diyor ki bununla bunu çarp diyor adam sana aslında. O zaman 378 ile 180'i çarpmamız gerekiyor. Bu birazcık daha uzun bir işlem. Hadi bakalım beraber yapmaya başlayalım. Bir kere 0 kere 8 0. 0 kere 7 0. 0 kere 3 0. İlk başta 0 ile bütün hepsini çarptım. Sonra bir tane kaydırarak 8'e çarpmaya başlıyorum. 8 kere 8 64. Elde var 6. Buraya yazdım. 8 kere 7 56. 6 daha 62 eder. 62'nin buraya ikisini yazıyorum. Sonrasında diyorum ki elde var yine 6. Süper. 8 kere 3 24. 6 da elde 30. O zaman buraya da 30'u yazmış oldum. Şimdi sonrasında devam ediyorum. 24, 30 tamam süper. 1 kere 8, 8 bir tane kaydırarak da. 1 kere 7, 7. 1 kere 3, 3 diyorum. Ve sonrasında tak diye bunları alta da topluyorum. Ve bu alta indi. Bu 0, 4, 4 eder. Bu 8, 2, 10 elde var 1 diyorum. 1, 0, 7, 7, 1 de elde 8 ve burası da 6. 68.040 tane bayrak eder diyoruz. Bu kadar Türk bayrağımız vardır maşallah diyorum. Ve 23 Nisan'ı da bu arada şimdiden kutluyorum. 23 Nisan'da ne yapıyorsun? Okula gidiyorum hocam. Harikasın, süpersin evladım benim. Okula gitmeyi ihmal etme, bravo diyorum sana ve güzel kutlamalara da katıl. Hadi bakalım, bir kırtasiyede satılan kalemin fiyatı silginin fiyatının 3 katı demiş. Bu kırtasiyeden 3 kalem ve 3 silgi alan Ceren 75 TL para vermiş ve bir miktar para üstü almıştır demiş. Kalem ve silginin fiyatı TL cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre Ceren'in aldığı para üstü en az kaç Türk lirası demiş bize. Şimdi kalem ve silgi var. Kalem ve silgi var. Hemen bunları yazdım. Ve demiş ki bize kalemin fiyatı silginin fiyatının 3 katıdır. O zaman bu bir katsa bu 3 kat olmak zorunda. Bunu yazdık. 3 kalem ve 3 silgi alan Ceren 75 TL ödemiş. O zaman diyorum ki bundan 3 tane aldıysa o zaman bu 9 katlık para ödemek zorunda. Bundan da 3 tane aldıysa 3 katlık para ödemek zorunda. Ve bunların toplamı da 12 kat etmek zorunda. Şimdi 12 kat
para ödeyecek bu arkadaş ve doğal sayıymış TL fiyatları bunların. Bir kat doğal sayı olmak zorunda. Şimdi 75 TL vermiş ve bir miktar para üstü almış. Ama diyor ki aldığı para üstü en az kaçtır diyor soruyor. Yani 75'e ne kadar yakın olsa o kadar iyi bizim için. 12'nin katlarını söylüyorum. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 böyle devam eder. Şimdi 75 liradan veriyor ve üstüne para alıyorsa ve en az para üstünü istiyorsak o zaman 72 lira içeriz. 12'nin katları da 72 TL deriz. Ve ne demişti bize? Ceren'in aldığı para üstü en az kaç liradır demişti. 75'ten de 72'yi çıkartırsak 3 TL'dir en az diyoruz cevabımız olarak. Devam ediyoruz yukarıda verilen sıralamada. Yıldız yerine gelebilecek doğal sayıları bulunuz demiş. Hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Burada yıldız yerine gelebilecek doğal sayıları bulmak için ilk başta paydalarına bakıyoruz. Hepsi aynı. O zaman umursamıyorum paydalarını. Diyorum ki bu arkadaş 8 ile 15 arasında olmalı. O zaman 8 ile 15 arasında olacaksa bu arkadaş burası kaç olabilir? 9 olabilir, 10 olabilir, 11 olabilir, 12 olabilir, 13 olabilir, 14 olabilir. O zaman buradaki arkadaşın alabileceği değerler belli. O zaman yıldız artı 3 9 olursa yıldız kaçtır Allah'a seversen? 6 hocam. Harikasın. Yıldız artı 3 9 ise yıldız 6'dır kardeşim. Peki yıldız artı 3 10 ise yıldız kaç olabilir? 7 hocam. Harikasın 7'dir. 10 sonra 8 olabilir. Sonra 9 olabilir. Sonra 10 olabilir. Sonra 11 olur ve biter. Neden? Çünkü bak 11 olursa 14 olur burası ve 15'ten küçük olur. Ama 12 olamaz. 12 artı 3. 15. Harikasın. 15. 15. 15'ten küçük değildir. Dolayısıyla yıldız yerine gelebilecek doğal sayılarda 6, 7, 8, 9, 10, 11 diyoruz ve yeni sorumuz Osman parasının 3 bölü 5'ini nimete, 2 bölü 15'ini de cana vermiştir. Osman'ın geriye kalan parası tüm parasının kaçta kaçıdır? Böyle bir soru görünce hemen payda eşitliyoruz. Bunu 3 ile genişlettiğim zaman bu 9 bölü 15 çıkıyor. O zaman 3 bölü 5 benim için yok. 9 bölü 15'ini nimete, 2 bölü 15'ini de cana vermiştir. Osman'ın parası 15 bölü 15 yani tamamı. Tamamının 9 dilimini yani 15 dilimlik pastanın 9 dilimini nimet, 9 dilim almış bu arkadaş. Bu arkadaş da canda 2 dilim almış aslında. Toplamda kaç dilim vardı bu pastada? 15 dilim vardı. Dolayısıyla 11 dilim alındı ve 4 dilim kaldı. Diyor ki Osman'ın geriye kalan parası yani 4 dilim. 4 dilim dediğim şey aslında 4 bölü 15'i. Tüm parasının kaçta kaçıdır diyor. 4 bölü 15'tir cevabımız. 4 bölü 15'tir diyoruz kalan parası. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. 3 bölü 5 ile 2 bölü 15'i toplarız. Yani nimet ve cana verdikleri nedir? Hemen yine burada payda eşitliyorum. 9 bölü 15 artı 2 bölü 15 eşittir 11 bölü 15 diyorum. Sonrasında bütün parası 15 bölü 15'ten de 11 bölü 15'i çıkartıyorum. Ve 4 bölü 15'te aynı şekilde aynı cevabımıza ulaşıyoruz. Suat bir işin birinci gün 10'da 3'ünü, ikinci gün ise belli bir kısmını yapmıştır. İki gün sonunda geriye kalan için iş tüm işin 11 bölü 40'ı olduğuna göre Suat'ın ikinci gün yaptığı iş tüm işin... Of beyin yakıcı bir soru gerçekten de. Yandı mı beynin? Yandı hocam. Gerçekten beyin yakıyor. Şimdi burada ben bu tarz sorularda tekrar söylüyorum. İlk başta payda eşitliyorum. Çünkü bunlar uyumsuz olunca hiçbir şey yapamıyorsun. Bak bunu 4 ile genişlettiğim zaman bu aslında 12 bölü 40 oluyor. Şimdi dolayısıyla aslında ilk gün 12 bölü 40 yani birinci gün 12 bölü 40'ını yapmış. Sonra ikinci gün bilmiyoruz ne kadarını yaptığını. Bilmiyoruz. Sonra diyor ki iki gün sonunda geriye kalan iş tüm işin 11 bölü 40'ıymış. Yani bunları yaptıktan sonra kalan iş 11 bölü 40 ise o zaman ne kadarını yapmış? O zaman diyeceğiz ki 40 dilimin pastanın 11 dilimi kaldıysa kaç dilim yenmiştir evladım benim? Hemen ne yapıyoruz? 40 bölü 40'tan 11 bölü 40'ı çıkartıyoruz. 29 bölü 40 çıkıyor. O zaman 29 bölü 40'ı bu ikisinde yapmış aslında. 29 bölü 40'mış bu ikisinin toplamı. O zaman diyoruz ki ya kardeşim çok basit. O zaman 12 dilimini birinci gün yediyse 29 dilimi yiyebilmesi için burada 17 dilim yemesi gerekiyor. Demek ki aslında ikinci gün yaptığı iş tüm işin 17 bölü 40'ıdır diyebiliriz cevap olarak. Devam ediyoruz çok hızlı bir şekilde. 6 Ocak 2023'te gösterime giren Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa filminin toplam izleyici sayısı 2.853.070 olarak açıklandı. Buna göre açıklanan izleyici sayısının okunuşu okudum zaten. 2 milyon 2 milyon
800 hemen şöyle yazdık, 853 bin. Zaten ne demiştik? Bu bir bölük, birler, binler ve milyonlar bölüyor. Milyonlar bölüğünde 2 var. O zaman 2 yazdım ve milyon. Sonrasında 853 yazdım. Bak 853 yazdım ve 1000 dedim sonra. Sonrasında da 70. Bitti, bu kadar. Olduğu gibi yazıyorum bunda. O zaman bak, burası milyonlar bölüğü. Burası binler bölüğü. Sonrası birler bölüğü şeklinde yazmış olduk. Geldik bir sepetteki 2964 tane fındık 19 kişi eşit olarak paylaştırılacaktır. Buna göre bir kişinin aldığı fındık sayısı 2964'ü. Yani bunu şöyle düşünebilirsin. 20 tane fındık 10 kişiye paylaştırılacaktır. 20'yi 10'a veririz değil mi? Aynı onun gibi. 19'a bölüyorsun. 1 kere 19. 19 hop 10 kaldı. 6 burada aşağı indi. 106'nın içinde 19. Kaç kere vardır? 5 kere vardır. 5 kere 19. 95. Hop çıktı. 1 kaldı. 1 kaldı. 114'ün içinde 19. 6 kere var. 6 kere 19 zaten 114 çıkar. 0 0 0. O zaman bir kişinin aldığı fındık sayısı 156'dır diyoruz. 1 bölü 7 birim kesrini sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Hemen sayı doğrumuzu çizdim. 0'ı yerleştirdim. 1'i yerleştirdim. Bu 1 bölü 7 basit kesir olduğu için 0 ile 1 arasında olmak zorunda. Ve bunu 7 parçaya böleceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çentik attım. Bak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya böldüm. Ve birinci parçayı aldım. Yani burası 1 bölü 7'dir diye gösterebiliyorum. Hemen geldik. Karşılaştırmasına göre demiş ki bu yerine, yani bu yerine neler yazılabilir? 26 bölü 7 4. Allah Allah. Şimdi 26 bölü ne yapacağız biliyor musun? Çok basit. Karşılaştırmada payda eşitleme yapılır. Bunun paydasında görünmez bir 1 vardır aslında. Bunun paydasında görünmez bir 1 vardır. O zaman diyorum ki 26 bölü 7 4 bölü 1, bunu 7 ile genişlettiğim zaman bu 28 bölü 7 çıkar. Şimdi 28 bölü 7 mi büyük, 26 bölü 7 mi büyük? 26 bölü 7 hocam. Harika. O zaman 26 bölü 7'nin yanına küçüktür sembolü koymam gerekiyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de şöyle yapılabilir. 26'yı 7'ye bölersin kardeşim. 26'yı 7'ye böldüğün zaman 3 kere 7 21, hop 5 kaldı. O zaman 3 tam 5 bölü 7'dir aslında. 3 tam 5 bölü 7 mi daha büyük, 4 mü daha büyük? Tabii ki 3 tam 5 bölü 7 daha küçüktür 4'ten. Çünkü 3 ile 4 arasındadır bu değer diyoruz. Ve geldik yıldız ve yuvarlak birer doğal sayı olmak üzere. Diyor ki yuvarlak ve yıldızın toplamı kaçtır diye soruyor bize. Şimdi hepsi birbirine eşitmiş. Hepsi birbirine eşitse, bir kere bu 8 ise, bu 48 ise, bunu 6 ile çarpınca 48 oluyor. Bunu da 6 ile çarpmam gerekiyor ve buradaki değeri bulurum. 6 kere 12 72'dir. Şimdi aynı şekilde bunu 4'e bölünce, çünkü hepsi birbirine eşit ya, 4'e bölünce 3 çıkar. Bunu da 4'e bölünce, sadeleştirme yapınca 3 çıkması, 4'e bölünce 2 çıkması gerekiyor. Dolayısıyla yıldız 2 çıktı. Burası da 72 çıktı. İkisinin toplamı da 74. Bu bir yöntem. Bu bir yöntem. 3 bölü yıldızı 12 bölü 8'i sadeleştirirsin. 12 bölü 8'i alırsın, sadeleştirirsin. Her iki tarafı 4 ile sadeleştirdiğim zaman bu 3 kalır, bu da 2 kalır. Bak 3 bölü 2, 3 bölü yıldız 2 olduğunu bulabilirsin. Aynı şekilde bunu da genişletirsin. Paydalarını eşitlersin. Bunu 6 ile genişlettiğin zaman 72 bölü 48. Al sana 72 cevabımıza ulaşmış olduk. Kesirlerin küçükten büyüğe doğrusanız 7 bölü 7 bölü 7 bölü. Bütün paylar aynı. 7'yi 8 parçaya biliyorsun, 7'yi 5 parçaya biliyorsun, 7'yi 11 parçaya biliyorsun. Yani aslında 7 diye bir pasta var diyelim. Hangisinde daha büyük parça çıkar? Tabii ki 7 bölü 5'te. O zaman küçükten büyüğe diyorsa 7 bölü 11 küçüktür, 7 bölü 8 küçüktür, 7 bölü 5 diyoruz. Yani payları eşit olan kesirlerde payda büyüdükçe, payda büyüdükçe kesir küçülür. Bu çok önemli bir kural. 7 bölü 9 kesirinin 4 bölü 27 eksiği, hemen yazıyorum. 7 bölü 9 eksi 4 bölü 27. Payda eşitlemem gerekiyor. Bunu 3 ile genişletiyorum. Sonra diyorum ki 3 kere 7 21 bölü 27. 7 kere 9 kere 3 27. Eksi 4 bölü 27 eşittir 17 bölü 27 cevabımıza ulaşmış olduk.
Sinan kitabın önce 3'te 1'ini daha sonra 5 bölü 12'sini okumuştur. Buna göre Sinan kitabın kaçta kaçını okumuştur? Hemen topluyorum. 1 bölü 3'te 5 bölü 12'yi okuduğu kısımları topluyorum ve payda eşitlemem gerekiyor. 4'te geniş ettim. 4 bölü 12 artı 5 bölü 12. Sinan aslında kitabın 9 bölü 12'sini okumuş. Sinan'ın kitabın kaçta kaçını okumuştur? 9 bölü 12 ama sadeleştirelim bunu da. 3 ile sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 4'ünü okumuştur. Yani %75'ini okumuştur. Bravo diyorum Sinan arkadaşımıza. Ve İnşallah sınavda süper not alacaksınız. Bu gösterdiğim soruların tıpkısının benzeri çıkacak. Hadi bakalım sınavda şimdiden başarılar. Donguç Dershane sundu.